En kötüsü geride mi kaldı sorusu soruluyor. Böyle bir soruyu sormaya teşvik edebilecek tek gösterge döviz kurunda. Döviz kuru da genelde dolar üzerinden değerlendiriliyor, algılanıyor. 5.50 civarına düşmesi. Şimdi buna iki türlü bakmak mümkün. Hatırlanırsa 22 Mayıs'ta döviz kurunda bir hareket olmuştu. İşte 4.80'lere kadar çıkmıştı. Sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla 4.40 civarında bir dengelenme oluşmuştu. Şimdi o tarihi hareket noktası kabul edersek 5 ay içerisinde 4.40'dan 5.50'ye döviz kurunun değişmesi demek TL'nin %25 değer kaybı anlamına geliyor ki bu hala çok büyük bir değer kaybının devam ettiği anlamında. Fakat bunu bir iyileşme verisi olarak kabul edelim. Buradan değerlendirmeleri sürdürelim. Şimdi bir sağlık metaforuyla konuyu açmaya çalışırsak hastanın ateşi 40 dereceden 39 dereceye düşmüş. Şimdi bu ülkede yaşayan insanlar, yurttaş, günlük hayat için alışveriş ediyor, taksit ödüyoruz. Tamam, iyi diyebiliriz. Ama bakıyoruz, ateş düşmüş de nabızda bir düzelme var mı? Onu da metafor üzerinden hissizlik dersek. Tansiyon nasıl normale dönmüş mü? Onu da enflasyon dersek. Bakıyoruz çok çok yüksek düzeylerde olmaya devam ediyor. Şimdi bir de 40 dereceden 39 dereceye düşerken acaba kendiliğinden mi bu düşmüş, bir istikrar kazanılmış yoksa bir ilaç müdahalesiyle mi olmuş? O da faizlerin %24'e çıkması. Yani yoğun bir antibiyotik tedavisi uygulanmış. Bunun yan etkileri karaciğer üzerinde, böbrek üzerinde yan etkileri olabileceğini düşünmek gerekiyor. Bakımdan böyle döviz kurundaki düzelmeden hemencecik çok sevinmemek gerektiği kanaatindeyim. Bir de bir hatırlatma yapmak isterim. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası başkanlarına kur düzeyiyle ilgili bir soru sorulduğu zaman genellikle şu cevap alınırdı. Bizim görevimiz fiyat istikrarını sağlamak, belli bir kur düzeyini hedeflemiyoruz. Ama kurdaki oynaklıkları, teknik ifadeyle volatiliteyi en azda indirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu gördüğümüz durum volatilitenin aşırı derecede artması anlamını taşıyor. Hani bir iki basit örnek verirsem, örneğin siz bir ithalatçısınız, döviz kuru 6.30, 6.40, 6.50 iken bağlantınızı yaptınız, siparişi verdiniz, ödemeyi gerçekleştirdiniz. Bugün ürünü satmanız söz konusu olduğu zaman bir ithal ürünü döviz kuru 5.50'den satmak durumundasınız.